Sınıf Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, Ağrı'dan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü Uşak'ta kontrolden çıkarak yan yattı. 33 kişinin yaralandığı kazada yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti. Kaza sabah saat 07 sıralarında Uşak merkeze bağlı Güven Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağrı'dan aldığı yolcularla İzmir'e doğru ilerleyen Kemal Biner kontrolündeki otobüs Ankara-Uşak Karayolu Göem Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Bir süre yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otobüs daha sonra yolun sağındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 33 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kazada yara almadan kurtulan yolcular otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti. Yolcular yanlarından geçen bir tır sürücüsünün yolda zikzak çizen otobüs şoförünü korna çalarak uyandırmaya çalıştığını ancak şoförün panikleyip kazaya neden olduğunu öne sürdü. Kaza aniden oldu, aniden. Kamyon kornayı çarınca 2 dakika içinde devirdi yani. Şoför uyuyordu yani. Nereden gelip nereye gidiyordun? Biz Ağrı'dan gelip İzmir'e doğru gidiyoruz. Değerli izleyenler, Hadımköy'de dün gece kaybolan ikisi kardeş 3 kız çocuğu Küçükçekmece'de bir Luna Park'taki tuvalet girişinde bulundu. Kore filmi izledikleri ve Kore'ye gitmek için evden ayrıldıkları öğrenilen çocukların dün geceyi sahilde geçirdikleri öğrenildi. Hadımköy'de dün gece saatlerinde Eslen Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu evlerinden çıkarak kayıplara karışmıştı. Çocukların olmadığını gören aileler paniğe kapılarak durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyerek çocukları bulmak için çalışma başlatmıştı. Hadımköy'den çıkan çocukların ilk olarak izine Avcılar sahildeki bir kız çocuğunun kıyafetiyle rastlandı. Çocuklar Avcılar'da gezdikten sonra belediyeye ait tuvalete gitti. Tuvaletteki görevli personelin dikkatini çeken çocuklar daha sonra buradan ayrılarak gözden kayboldu. Tuvaletteki görevli personelin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler çocukların gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından çocuklar Küçükçekmece'de bir Luna Park'taki tuvalet girişinde bekledikleri sırada bulunarak gözetim altına alındı. Polis ekipleri kız çocuklarını araca alarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine getirdi. Polis merkezinde pedagog eşliğinde dinlenen çocuklar ilk ifadelerinde izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore'ye gitmek için evden kaçtıklarını ve dün geceyi de Avcılar sahilde uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Çocukların bulunduğu haberini alan aile hızlı bir şekilde evden çıkarak emniyete gitti. Emniyete yapılan işlemlerin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte evlerine gitti. Koronavirüs aşılama oranında Türkiye ortalamasının altında olan Şanlıurfa'da aşılama yapılan kişi sayısında ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer oranın Türkiye ortalamasına ulaşması için birçok metot deniyor. Şanlıurfa koronavirüs aşı oranında Türkiye ortalamasının altında yer alıyor. Oranın yükseltilmesi için başta valilik olmak üzere birçok kurum harekete geçti. Şanlıurfa Valiliği başlattığı ödül kampanyasıyla gençler arasında aşı oranını artırmaya çalışırken İl Sağlık Müdürlüğü ise mobil aşı merkezlerinin sayılarını artırıyor. Gezici aşı timi de kuran ekipler aşıyı vatandaşların ayağına götürüyor. Son günlerde aşılanma oranında ciddi bir yükselme olduğunu söyleyen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm şöyle konuştu. Şimdi bildiğiniz gibi pandemi boyunca Urfa'nın çok güzel başarılı çalışmaları oldu. Hatta belki Urfa modeli diyebileceğimiz bir ayrı diğer illerden ayrı hususiyetleri oldu.
bugün aşı için de bir Urfa modelinden bahsetmek mümkün. Hakikaten aşı oranlarımız Türkiye içerisinde biliyorsunuz hiç de iç açıcı bir noktada değil. Oldukça sıkıntılı bir noktada. Bu sayıları nasıl arttırabiliriz diye bir çalışmalar içerisine girdik. Bugün şehrin biz birçok noktasındayız, birçok mobil noktasındayız. Urfa bildiğiniz gibi taziye evleriyle bilinen de bir şehir. Taziye evlerinde başlattığımız bir uygulama var. Taziye evlerinde oluşturduğumuz noktalarda, mobil noktalarda randevusuz aşılarını yapıyoruz. Düğün salonlarında da yine kurduğumuz mobil noktalarla oradaki vatandaşlarımızın aşılarını yapmaya başladık. Oldukça da ciddi bir memnuniyet var. Bir 10 gün 15 gün öncesine göre de halkımızda aşıya karşı bir teveccüh olduğunu da mutlulukla görüyoruz. Bu arada aşı olmaya giden vatandaşlar da Kanal Urfa mikrofonlarına konuştu. Valla ne söyleyeyim yani, bu millet zaten bilinçsiz. Hani şu an ben yapmıyorum, etmiyorum. İnsanların yarısı yapmışsa geri kalan yarısını da ben yapmasını tavsiye ederim. Çünkü onlar yarısı delirecekse ben de delirmek istiyorum. Ölecekse ben onlarla ölmek istiyorum. Ben ne diyeyim yani? Hayır. Normal bir sıradan bir aşı falan gibi bir şekilde. Hayır. Kesinlikle gelsinler, olsunlar yani. Sıkıntı yok. Birinci aşımı yaptırdım. İkinci aşıya şu an geldim. Hani nasıl diyeyim? Herhangi bir sorun yok. Hani herkesi bekliyoruz aşı vurmaya. Tabii ki hani nasıl diyeyim, aşı hani herhangi bir vücuda bir zararı yok. Hani olur bazı insanlarımız var diyor, herhangi sorun aşıyla sorun yaşıyoruz. Yok bilmem ne yapıyor, hani hepsi bahane. Korkudan dolayı, hani korkulacak herhangi bir şey yok. Herkes de burada aşıya davet ediyoruz. Milletimizi, halkımızı davet ediyorum, aşısını yapsınlar. Aşılamada hiçbir soru yok. Yani etki birinci aşımı yaptı. Bir hafta geçti, sıkıntı olmadı. İkinci aşımı yaptı, bir sıkıntı yapmadı. Herkes aşıya davet ediyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde hayırseverler tarafından revizyonu yapılan ortopedi ve dahiliye servisinde 20 hasta odası, 1 hemşire odası, 2 depo, 1 tedavi odası, 1 temizlik odası, 25 oda ve servis koridorunun açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Edin'in katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Turu da katıldı. Şanlıurfa'da Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde hayırseverler tarafından revizyonu yapılan ortopedi ve dahiliye servisinde 20 hasta odası, 1 hemşire odası, 2 depo, 1 tedavi odası, 1 temizlik odası, 25 oda ve servis koridorunun açılışı törenle yapıldı. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Şanlıurfa Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Hastane Başhekimi Doktor Eyüp Şelli ve Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru katıldı. Balıklı Göl Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Eyüp Şelli, Avcı ailesine teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti. Şanlıurfa Balıklı Göl Devlet Hastanesi olarak COVID sürecinde tüm vatandaşlarımızla elimizden gelen tüm gayreti, özveriyi gösteriyoruz. Tabii bu vatandaşlarımızdan biri de Avcı ailesiydi. Biz de hastanemizde Avcı ailesine elimizden gelen tüm gayreti göstererek sıkıntılı bir süreçte yaklaşık bir 14 gün, 15 gün bizim hastanemizde kaldılar. Bu süreç içerisinde de kendilerini iyileştirerek şifa ile evlerine yönlendirdik. Tabii bizim hastanemiz SSK döneminden kalma bir hastane. Fiziki şartlarımız gerçekten yetersizdi. Kendileri de bu durumu gördükleri için aile bireyleri biz İstanbul'da özel hastaneye götürecektik. Belki dünya kadar paramız gidecekti. Madem memleketimizde kaldık, hastanemizde kaldık. Hastanemiz de bize bu güzel hizmeti verdiyse, biz de kaldığımız odalar dahil tüm servisin tekrardan düzenlemek istiyoruz denildi. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Bir bağışçı olarak A'dan Z'ye tüm odalarımızın bakımı, onarımı, su tesisatından ısı tesisatına kadar hepsini çok güzel bir şekilde yaptılar. Başhekimin konuşmasının ardından açılışa geçildi. Açılışta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu hastanenin tekrar modernize edilmesi, yenilenmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. İlk adımı da
Şanlıurfa'nın sevilen, hepinizin sevdiği, değer verdiği, adliyeden de emekli büyüğümüz Yusuf amca ve muhterem eşi Fatma Avcı hanımefendinin hatırına, onların destekleriyle sağlamış oldukları 1,5 milyon civarında bir kaynakla ortopedi ve dahiliye servisini tamamen yenilemiş olduk. İnşallah diğer servisleri de Şanlıurfalı iş adamlarımızın destekleriyle yenilemiş olacağız. Hastanemiz vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha hızlı, süratli ve etkili bir hizmet sunmuş olacak. Diyarbakır merkezli 6 ilde 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda hasarlı araçlara dair oluşturulan sözde satış ilanları ile mağdurlara ulaşan şebekeye yönelik operasyon yapıldı. 52 vatandaşı dolandıran 10 şüpheli gözaltına alınırken 8'i tutuklandı. Diyarbakır merkezli 6 ilde 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda hasarlı araçlara dair oluşturulan sözde satış ilanlarıyla mağdurlara ulaşıldığı, ilanların inandırıcı olması için illegal yollarla elde edilen gerçek şahıs ve araçlarına ilişkin ruhsat bilgilerini ve fotoğraflarını da kullanan şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Örgüt üyelerinin sözde toptan kıyafet satış ilanları da yayınlayarak vatandaşlara ulaştığı, yapılan pazarlığın ardından ikna edilen mağdurların satış bedelinin tamamını örgüt hesaplarına gönderdikleri anlaşılmış ve araştırmaların derinleştirilmesi sonucunda bu yöntemlerle ülke genelinde 52 vatandaşı yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin lira zarara uğrattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan 3 ayrı süreli teknik ve fiziki takip sonrasında Diyarbakır merkezli olarak Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bismili ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Siirt illerinde eş zamanlı olarak 14 farklı adrese yapılan operasyon kapsamında 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında yakalamaya yönelik çalışmalarsa sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, yüklü miktarda nakit para, cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. 10 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılıkta sorguların ardından 8 kişi tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yoğun çabalarıyla ilçede başlayan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından ilk etapta 5 mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yoğun çabalarıyla ilçede başlayan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından ilk etapta 5 mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı. Başkan Mehmet Kuş'un yoğun çabalarıyla geçtiğimiz aylarda ilk meşalelerin yakılması ve altyapı çalışmalarının başlamasının ardından ilçede güneyden kuzey olacak şekilde mahallelere doğalgaz verilmeye başlandı. Hayati Harrani, Ruha, Süleyman Şah, Asya ve Eyüp Kent mahallelerine kapsayan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hayati Harrani mahallesindeki bir hanede temsili tören düzenlendi. Düzenlenen protokol konuşmalarının ardından temsili olarak belirlenen eve geçen protokol üyeleri ilk olarak doğalgaz vanasını açtı. Daha sonra ilk ateşi yakan Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgazın ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Doğalgaz programında konuşan Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Ve onlarca toplantı yaptık Aksa Doğalgaz temsilcileriyle. İlçemizin mağduriyetini anlattık. Doğalgazın kesin gelmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Sağ olsun Aksa Doğalgaz yetkilileri, başta Muhammed Bey ve ekibi bu talebimizi kırmadılar ve geçen yıl itibariyle ilk azmayı vurmuştuk ve bugün inşallah biraz sonra hep birlikte doğalgazı artık evlerimize buluşturacağız, vanaları açacağız
ve inşallah ilk sıcak çayımızı orada yudumlamış olacağız. Bugünün Eyyubiye için tarihi bir gün olduğunu belirten AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'la şöyle konuştu. Eyyubiye'ye sanki doğalgaz hayalmiş gibi insanları inandırdılar. Ancak bilmiyorlar ki yönetimde AK Parti var. AK Parti onların hayallerinin dahi ulaşamadığı hizmetleri bu millete getirdi ve bu millete yaptı elhamdülillah. Belediye başkanlarıyla el ele verip çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise şunları söyledi. Bugün de Eyyubiye'mizin ilk doğal gaz kullanımını biraz sonra açacağız. Aslında Eyyubiye tarihi bir gün yaşıyor. Doğalgazın Eyyubiye'ye hayırlı olmasını dileyen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise şunları söyledi. Bu Eyyubiye'nin makus talihini değiştirecek özellikle annelerimizin efendim odun, kömür, kül gibi sıkıntılarını, yüklerini onlardan alacak sıcak bir eve, sıcak bir ortama onları kavuşturacak bu hizmeti, bu açılışı hakikaten çok anlamlı buluyorum. Eyyubiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Etkinlikte konuşan milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açınal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydeli, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Aksal Doğalgaz Bölge Müdürü Muhammed Nezih Ural, Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop ve Hayati Harrani Mahalle Muhtarı Fethi Kaya'da doğalgazın ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek emeklerinden dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Koş'a teşekkür etti. Osmaniye'den bir haberle devam ediyoruz. Uygulama noktasında polisin şüphe üzerine durdurduğu 14 kişilik minibüsten 28 kaçak mülteci çıktı. Göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem başlatılan araç şoförüne ise 56.730 lira idari para cezası kesildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesiyle düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik D400 Adana istikameti uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında AYS yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 14 kişi kapasiteli minibüste 28'inde resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 30 mülteci yakalandı. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve hayati tehlike arz ederek insani olmayan koşullarda taşınan göçmenlere ekipler tarafından maske dağıtımı yapıldı. Suriye üzerinden ülkeye giriş yaptıkları belirlenen şahısların Gaziantep'ten Adana'ya götürüldüğü belirlendi. Araç sürücüsü AYS hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan minibüste el konulurken sürücüye de belgesiz yolcu taşıma suçundan 56.730 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren mülteciler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Karaköprü Belediyesi araç filosuna 30 yeni araç ekleyerek filosunu güçlendirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her geçen gün büyüyen ilçeye daha iyi hizmet için daha güçlü ekipmanlarla çalışacaklarını söyledi. Karaköprü Belediyesi hizmetlerini hızlandırmak adına araç filosunu 30 yeni araçla güçlendirdi. Yeni araçların tanıtılması için gerçekleştirilen programa ev sahibi olarak Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal ve Ahmet Akay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK üyesi William Polat, Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Merkez İlçe Başkanları, Belediye Meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Özellikle fen işleri ve temizlik işleri hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araçların tanıtımı yapılırken bu araçlarla birlikte hizmetlerin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Araç filosuna eklenen araçlar arasında 13 adet kamyon, 8 adet çöp toplama aracı, 7 adet loder kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet ekskavatör ve 1 adet silindir bulunuyor. Tanıtım programında konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, öncelikle AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sloganıyla inandıkları yolda yürümeye devam ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında başlatmış olduğu kutlu hareketle birlikte inandığımız yolda şükürler olsun yürümeye devam ediyoruz. Bugün ilçemize daha iyi hizmet vermek adına belediyemiz bünyesine kazandırdığımız 30 tane yeni aracımızın tanıtımını yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'sa Karaköprü'de Başkan Metin Baydilli'nin şehircilik örneği sergilediğini ifade ederek şöyle konuştu. Dünyanın göz bebeği olan bir şehirdeyiz. Ya bu dünyanın göz bebeği olan şehirde her gün biraz daha büyüyen, biraz daha gelişen, etrafına örnek olan, iyi bir çalışkan, dinamik bir belediye başkanımızın rehberliğinde şehircilik örneği ortaya koyan Karaköprü'deyiz. Ben Metin Baydilli kardeşimi tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Tanıtım programının ardından araçlar hizmete başlamak üzere konvoy halinde Makine İkmal Parkı'na gitti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'e ait bahçeden Urfa fıstığı çalan iki zanlı sırtladıkları çuvaldan şüphelenen polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'e ait bahçeden Urfa fıstığı çalan iki zanlı sırtladıkları çuvaldan şüphelenen polis ve bekçiler tarafından yakalandı. İlçedeki 17. cadde üzerinde devreye gezen mahalle bekçileri ve ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliğine bağlı polisler sırtında çuval olan iki şahıstan şüphelendi. Şahısları durdurup sırtlarındaki çuvalı kontrol eden ekipler içerisinde Urfa fıstığı olduğunu gördü. Şahısların fıstıkları nereden getirdiklerini araştıran ekipler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'ne ait bahçeden çaldıklarını belirledi. Gözaltına alınan ESE ve MN emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sağaç araçlarını yenileyen, ekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu alandaki yatırımlarını sürdürerek araç filosunu güçlendirdi. 11 iş makinesi ve 28 kamyon olmak üzere toplamda 39 yeni aracı bünyesine katarak vatandaşların hizmetine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, özellikle yol yapım ve diğer her türlü çalışmalarda kullanılacak yeni araçlarla Şanlıurfa'nın gücüne güç katacak. Yeni yol açma, bakım ve onarım, altyapı çalışmaları, asfalt gibi çalışmaları gerçekleştirmek, hızlı ve daha kaliteli hizmet sunabilmek adına filosuna yeni araçları da ekleyerek 7/24 sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerde hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna kattığı 4 greyder, 1 adet yükleyici loder, 1 adet kazıcı yükleyici loder, 28 adet damperli kamyon, 1 adet paletli eskavatör, 1 adet lastik tekerlekli eskavatör ve 3 adet bakım onarım silindiri ekiplerin kontrolünde vatandaşa hizmet için çalışmalara başlamak üzere sahaya çıktı. Adıyaman'dan bir haberle devam ediyoruz. Ayakları tutmadığı için yürüyemeyen yavru yaban keçisini doğada ölüme terk etmeyen Mahmut Baykuş, yavru yaban keçisini evinde besliyor. Adıyaman merkeze bağlı Palanlı Köyü kayalık bölgede hayvanları otlatan Mahmut Baykuş, sayıları fazla olan yaban keçilerini gördü. Bir süre sonra keçi sürüsü uzaklaştı ancak içlerinden bir tanesinin yerinden ayrılmadığını fark etti. Baykuş yaban keçisine doğru yaklaştığında keçinin ön ayaklarının tutmadığı için hareket edemediğini fark etti. Açlık ve susuzluktan ölmemesi için yavru yaban keçiyi kucaklayarak eve getirdi. Ahırda keçiyi besleyen Mahmut Baykuş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine bildirdi. Bir kere... Doğada yavru yaban keçisini ölüme terk eden Mahmut Baykuş, hayvanları otlatırken yaban keçisinin birisinin sürüden ayrıldığını fark ettim diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Geçen ben çobanlıktaydım, sürüden ayrıldığını fark ettim. Gittim, sakat zaten bu ön ayakları falan tutmuyor. Yetkilere bildirdim, onların gelmesini bekliyorum, geleceklerdi zaten. Gerçekten bu ön ayakları tutmuyordu, getirdim evde yem falan verdim. Hala bizde duruyor, gelecekler götürecekler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerinin daha sonra yaralı yaban keçisine teslim alarak tedavi için Şanlıurfa'ya gönderdikleri öğrenildi. Yavru keçinin yüksek bir yerden düştüğü için ön ayaklarının sakat olabileceği tahmin ediliyor. Halde Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları hızla süren Kültür Merkezi, Sempatır ve çok amaçlı sosyal tesis projeleri inşaatları devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın ilçe sakinlerine söz verdiği projelerin inşaat çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Sancaktar Mahallesi'nin 5600 metrekare alan üzerinde temeli atılan cami, çok amaçlı sosyal tesis, semt pazarı ve park projesinde çalışmalar hızla sürerken, projenin tamamlanmasıyla mahalledeki tesis bölge sakinlerinin ihtiyacını karşılamış olacak. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ise 10.000 metrekare alan üzerinde çalışmaları hummalı şekilde devam eden kompleks projeyle de semt pazarı ve park alanı bölgenin hizmetine sunulacak. Karşıyaka Mahallesi'nde de iki proje aynı aynı yükseliyor. Bölgenin kültür merkezi ihtiyacını karşılamak amacıyla 4.000 metrekarede inşaatı süren Göbekli Tepe Kültür Evi, içerisinde yer alacak kütüphane, gastronomi eğitimleri için atölyeler, meslek edindirme atölyeleri ve konferans salonuyla hizmete sunulacak. Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına devam edilen 6320 metrekare alana sahip komplekslerde semt pazarı, spor tesisi, zabıta karakolu, motor evi ve tesis binası yer alacak. Haliliye Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taş'tan Başkan Mehmet Can Polat'a ve ekibine teşekkür etti. Burada Haliliye Belediye'miz çalışmalar yapmaktadır. Birinci yapılan işimiz Göbekli Tepe Parkımız, gerçekten modern, çok kompleksli bir parkımızdır. Bitmiş, şu anda vatandaşlarımız faydalanmaktadır. İkincisi Göbekli Tepe Kültür Merkezi inşaat halindedir. Onu da yapması devam ediyor. Üçüncüsü kapalı semt pazarı yapılıyor, bitmek üzere. Dördüncüsü burada gerçekten çocuklarımız gidip de top oynayacak yeri yoktu, onun için
sağ olsun Halile Belediyesi orada bir halı saha yaptı. Şimdi çocuklarımız faydalanıyor. Hayran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz vatandaşların akülü tekerlekli sandalye taleplerine cevap vererek tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz temasları sırasında kendisine yöneltilen taleplere cevap vererek çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürütmeyi sürdürüyor. Geri gel. Harran ilçesi Kırsal Koyunluca Mahallesi ve Merkez İmam Bakır Mahallesi'nde ikamet eden Kasım Şahin, Ali Akın ve Yusuf Arlak'ın akülü tekerlekli sandalye talepleri karşısında hemen harekete geçen Başkan Özyavuz'un talimatıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler bugün vatandaşlara teslim edildi. Temel hizmetlerin yanı sıra sosyal çalışmaları da önemsediklerini ve vatandaşların yaşadıkları sorunları hızla çözüme kavuşturmak amaçlı hizmet anlayışı içerisinde olduklarını vurgulayan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, üç gencin ve dolayısıyla ailelerinin mutluluğuna ortak olarak Harran Belediyesi tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalyeleri vatandaşlara teslim etti. Tamam mıyız? Her şey tamam mı? Her şey güzel mi? Allah razı olsun. Aferin sana. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Belediye hizmet binası önünde Kasım Şahin'le bir araya gelen Başkan Özyavuz, uzun bir süre Şahin'le sohbet ettikten sonra akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Ali Akın için temin edilen akülü tekerlekli sandalye ise baba Mehmet Akın'a teslim edilirken, Kasım Şahin de baba Mehmet Akın talepleri karşısında hızla hareket ederek duyarlılık gösterip sandalyelerin temin edildiği için Başkan Özyavuz'a teşekkür ettiklerini, ulaşım konusunda artık bir başkasının yardımına ihtiyaç duymayacakları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Harran Belediyesi tarafından Yusuf Arlak için temin edilen akülü tekerlekli sandalye de ekiplerce Arlak'a ulaştırıldı. Başkan Özyavuz'un selamını Arlak ailesine bir ziyaret gerçekleştirerek ulaştıran ekipler, Melik Yusuf'un bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak aileye akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Geçiyoruz Bidanşehir Belediyesi'ne. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Bidanşehir sloganı ile ilçe merkez ve kırsal mahallelere yönelik üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bidanşehir Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Derince Kırsal Mahallesi'nde satya asfalt kaplama serimine başladı. Ekipler 3 kilometrelik mahalle içi yollarda dolgu, tasfiye ve yol genişletme çalışmasının ardından satya asfalt kaplama serimi gerçekleştirdi. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Viranşehir hedefiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 2021 yılı plan ve program çerçevesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Derince Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Yıldırım, uzun yıllardır hizmet göremeyen mahallenin AK Belediyecilik sayesinde hizmetle tanıştığını söyledi. Uzun yıllardan sonra bizim mezraya yeni bir hizmet geldi. İlk defa bir hizmet geldi. Gerçekten sevinçliyiz, mutluyuz. AK Parti belediyeciliğini burada canlı canlı görüyoruz, şahit oluyoruz. İyi bir hizmet. Yolumuz bugün asfaltlanıyor. Uzun yıllardan sonra aldığımız bu hizmet bizi çok sevindirmiştir. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine erken saatlerde başlayarak sahada yapılan çalışmaları ve vatandaşların ilettiği sorunları yerinde inceledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi gezmeye devam ediyor. Her fırsatta saha gezileriyle ilçeyi gezen ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Baydilli, mesaisine erken saatlerde başlayarak ilçede yapılan çalışmaları ve vatandaşların kendisine ilettiği sorunları yerinde inceledi. Başkan Baydilli'ye başkan yardımcıları ve teknik ekibi eşlik ederken saha incelemesi esnasında yolda karşılaştığı vatandaşlar ve esnafla da sohbet edip taleplerini dinledi. Burayı alıp kesmek gerekeni yok. Başkayım. Adamın hakkıdır. Sonuçta inşaat yapacak burada. Burayı başlayıp çöpleri getir. Burayı fazla... Sorunları yerinde inceleyip hızlı çözümü için talimat veren Başkan Baydilli, yapılan çalışmaların da hızlandırılmasını istedi. Karaköprü'ye hizmetini en iyisine sunmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin sürekli gelişimi nedeniyle adeta bir şantiye sahası olduğunu ifade etti. Başkan Baydilli, saha gezilerinin ve esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini, ekipleriyle birlikte her zaman sahada olacaklarını sözlerine ekledi. Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan Şanlıurfa Spor kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Şanlıurfa Spor, Bolu'da 2. etap kamp çalışmalarına start verdi. Teknik direktör Gürses Kılıç yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı Yeşilli ekip, dünkü antrenmanda açık alanda fonksiyonel kuvvet çalışması, kapalı alanda ise genel kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların morallerinin yerinde olduğu kampın 14 gün süreceği öğrenildi. Şanlıurfa Spor daha sonra Şanlıurfa'da toplanarak Eylül ayının ilk haftası ilk maçında Ankara Demirspor hazırlıklarına başlayacak. Değerli izleyenler, Kanal Urfa Ana Haber Bülteni burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.